Herkese selamlar. Tam zamanı programıyla yine karşınızdayız. Bugün 23 Şubat 2024 günlerden Cuma, hafta kapanışını yapacağız. Peki bu hafta kapanışından beklentilerimiz ne yönde olacak? Çünkü faiz kararından sonra borsadaki hareketlilik oldukça dikkat çekti. Artış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. Evet, bununla birlikte tabii ki şimdi Türkiye içindeki gündemi konuşacağız öncelikli olarak. Çünkü zaten borsadaki hareketlilik ve beklentiler bizi nereye yöneltecek? Bunun akabinde de yatırım araçları içerisinde çeşitlilik nasıl olacak? Altın görünümü de burada önemli olacak ama öncelikle faiz kararından beklentileri konuşalım. Buradaki görüntü bize ne ifade ediyor? Çünkü zaten faiz kararında %45'te kalmasıyla birlikte politika faizi, karar metninde de enflasyon vurgusu vardı. Yani Ocak ayında beklenti üstü aylık enflasyonda manşet enflasyonun sınırlı arttığı gözükürken 2024 yılı içinde enflasyon raporu sunumunda verilen enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya karşılık tabii ki yine para politikasının duruşunun sıkılaşacağı mesajları gelmişti. Şimdi bununla birlikte tabii ki piyasaya beklentilerle birlikte paralel gelen bir karar sonrası borsada hareketlilik ne oldu? Çünkü bankacılık endeksinde bir geri çekilme gerçekleşti. Sonradan bir toparlanma sanki gözükür gibi oldu. Hemen sözü size bırakıyorum. Buradaki durumun özeti bize ne anlatıyor? Şimdi Merkez Bankası'nın para politikasını seçim öncesi ve seçim sonrası diye ayırmak lazım. Seçim öncesinde faizleri bu seviyede tutacağını söylemişti. Ama başka önlemlerle parasal genişlemeyi bir miktar daha daraltmaya çalışacak. Yani ekonomi yılın ikinci çeyreğinden sonra ciddi şekilde yavaşlayacak. O nedenle Borsa İstanbul'da normal şartlarda bir faiz indirimi gelinceye kadar 3 dolar seviyesinin üstüne bir hareket daha önce beklemediğimizi söylemiştik. Burada yine bu seviye civarında hareketler bence devam edecek. Yani işte 2.6 dolarla 3 dolar arası, 2.8 dolarla 3 dolar arasında bir gidiş geliş olacak. Buraya çünkü yabancı parası öyle büyük oranda girmiyor. Seçimden önce de girmeyecek gibi gözükmekte. O nedenle borsada pozisyon alacaklar. Seçimden sonra Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indireceğiyle ilgili işaretleri bekleyecekler. O zaman biz çünkü seçim sonrasında 300 bas puan, 300 dolarlık seviyeyi borsada geçebilir hale geleceğiz bence. Onun öncesinde bir miktar sektörler arasında bir sektör satılacak, diğer sektör alınacak, bir hisse senedi satılacak, diğer hisse senedi alınacak. Endeks çok bir yere gitmeden kağıt değişimleriyle gideceğiz. O yüzden Türk lirasında durmak doğru bir seçim. Çünkü alınacak önlemlerle faiz arttırmasa da mevduat faizleri bence yukarı getirilecek. Hisse senedinde duracaksanız da endeks çok bir yere gitmeyecek ama kağıtlar yükselebilecek. Onun için doğru kağıtlarda bulunmak lazım. Yani portföyde hani %25 civarında bulundurulması gerektiğini düşündüğümüz kabaca, hani biz yapsak öyle yaparız kendi risk anlayışımıza göre dediğimiz hisse oranının buralarda tutulmasında bir değişikliğe gerek yok. Daha sonra netleşmelere bağlı azaltabilir ya da arttırabiliriz. Endeks çok bir yere gitmeyecek gibi düşünüyorum. Peki Türk lirasında para tutmalı mıyız? Evet, yani mevduat faizleri bence daha da yükselecek. Mevduatta da bir miktar para tutulabilir. Bununla birlikte yurt dışı piyasalara baktığımız zaman yurt dışı piyasalardaki hisse senetlerindeki olumlu havanın da devam ettiğini görüyoruz. O yüzden hani biz dedik ya, yani burada paramızın büyük kısmını TL'de tutarız, bunun bir kısmını hisse senedinde tutarız, gerisini mevduatta tutarız. Sonra bir miktar altın alırız ama %10'u çok geçmeyiz çünkü altın fiyatları anca Fed faiz indirimlerine başlayacağı mesajı verdikten sonra yükselecek. Altın mı kripto dersek kriptoya daha fazla önem veririz. Çünkü kriptonun altından daha fazla bir getirisi olacağını söyledik gibi. Buralarda çok büyük bir değişiklik yok. Peki hani nedir bundan sonra piyasayı hareket ettirecek bu para politikası kurulu tamamlandığına göre derseniz, bence TL faizlerin daha yükselmesi konusu bu bir. İkincisi de yurt dışı piyasalardaki gelişmeler. Çünkü Türk yatırımcısı genel olarak yastık altı döviz ya da altın yapıyor. Buradan çok fazla vazgeçiremiyorsunuz insanları. Ben dövizde durmanın enflasyonun üstünde bir getiri elde getireceğini düşünmüyorum. Son dönemde kurun artışı enflasyon artışının altında. Yani sizin aldığınız faiz sizin aldığınız döviz getirisinden daha yüksek.
O yüzden parayı bence Türk lirasında tutmak lazım. Bunu değiştirecek bir şey çok fazla görmüyorum şu anda. Ama seçimden sonra dövizdeki artışın daha da yavaşlayacağını düşünüyorum. O yüzden hani ya ben kardeşim Türk lirasına geçmek istiyorum diyorsanız durmayın. Dövizde kalmak istiyorum diyorsanız da yani burada Eurobond'lar zaten CDS'ler oldukça düştü. Çok fazla bir yere gideceğini düşünmüyorum. Amerikan tahvillerinin daha fazla düşeceğini, yani değer kazanacağını düşünmüyorum. Faizin düşüp fiyatının artacağını düşünmüyorum. Amerikan hisse senetleri, yurt dışı hisse senetleri içinde baktığınız zaman burada tabii yine çok seçici oldu. Mesela Nvidia bilançosu geldi. Nvidia bilançosu beklenenden iyi geldi. Düştü, yükseldi. Borsalar yoluna devam ediyor. Yani Amerikan borsalarındaki yükseliş devam ediyor vadeli işlemlerde. O evet, evet. Oralarda da bir miktar para tutulabilir gibi geliyor bana. Ama dikkatli olmak kaydıyla açıkçası. Evet, zaten yurt dışında Amerikan borsasında özellikle şu anda biraz daha Fed'in yaptığı açıklamalar ve izlediği politikayla birlikte biraz daha orta vadede sanki o iyimser hava korunacak gibi gözüküyor demiştiniz daha önceki programlarda. Zaten buraya baktığımızda yine neye dikkat çekiyoruz aslında? Şimdi sektörel bazı yurt içine soracağım birazdan ama şu an kazanç raporları artık yeni yeni bitme noktasında ve Amerika tarafında da özellikle zaten teknoloji hisseleri endeksin seviyesini yukarı yönde götürüyor. Şimdi bizim yurt içi piyasaya baktığımızda da şöyle bir durum var. Bankacılık endeksi zaten önümüzdeki süreç içerisinde yabancı girişiyle birlikte bunun biraz daha destekleneceği ve uzun vadede aslında yukarı yönlü gideceğiyle ilgili konuşmuştuk. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Buradaki endeksin içerisinde bankacılık sektörü dışında diğer sektörler ne olabilir yukarı yönlü? Oradaki işte risk yüzün en azından içerideki o destek seviyesini koruyup yukarı yönlü gidebileceği hangi sektörler ön plana çıkabilir? Çünkü burada temel tarafta da yine bir jeopolitik noktaya değiniyor gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Bu jeopolitik nokta çok önemli. Mesela ben savunma sektörünün borsada öne çıkacak sektörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Madencilik sektörünün öne çıkacak sektörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Perakendenin yine enflasyondaki düşüşün öyle çok büyük ve kalıcı olduğunu düşünmediğim için yine perakende sektörünün buradan karlı çıkacağını düşünüyorum. Bu jeopolitik konuya dikkat çekmeniz çok önemli. Çünkü burada 2024'e baktığımız zaman gerçekten bölgesel ekonomik çıkar çatışmalarının çok yükseldiği görüyor. İsrail-Hamas gerginliğinden başlanıp İran'a kadar uzanan yolda önümüzdeki dönemde çok fazla burada belirsizlikle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da özellikle savunma sanayi tarafında ve madencilik tarafında yani altındaki yükselişi de buraya bir başka neden olarak koyabiliriz eğer FED faiz indirimlerine başlayacağını söylerse Mayıs-Haziran'da ve hızlı faiz indirimlerine de başlayabilir. Çünkü bakın Japonya resesyonda, İngiltere resesyonda, Almanya teknik resesyonda, Amerika'nın da resesyona girmesi olasılığını yok saymamak lazım. Türkiye'de de esasında bir ciddi resesyona ihtiyaç da var ki enflasyon düşsün. O noktada temel bazı sektörler dışında karlılıkların çok düşeceğini beklememiz gerekir. O nedenle ben perakende sektörünü temel ihtiyaçların karşılanması açısından da enflasyonun da hala görece yüksek olması açısından da ve jeopolitik gelişmeler açısından madencilik sektörünün de önemli olduğunu düşünüyorum. Bir Ereğli gerçeği vardı. Ereğli bilançosu geldi. Ereğli bugün düşüşte. Şimdi ben yine uzmanlarla konuştuğumda Ereğli'nin değerinin çok da piyasada konuşulduğu gibi beklenenden aşağıda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle HRC dediğimiz bu cevher demir fiyatlarına baktığımızda. Önümüzdeki dönemde yaptırımlar konusunda yine gelişmeler olabilir. Çeşitli madenlerde yaptırımlar gelebilir Rusya'ya. Bu noktada madencilik yapan başka şirketleri de çok direkt etkileyebilir. Bunları unutmamak lazım ama Ereğli'de bir yabancı satışı var gibi gözükmekte. Bu yabancı satışı yerliler tarafından karşılanıyor ama Ereğli'nin ben çok ciddi bir doğrusu upside'ı, yukarı potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Aldığım yorumlar bu şekilde. Sektörler açısından bir daha tekrar etmek gerekirse ben perakende sektörünün
Buraya yabancı gelecekse kesinlikle bankacılık sektörünün ikinci yarıdan itibaren, yılın ikinci yarısından itibaren savunma ve madencilik sektörünün öne çıkacak sektörler olduğunu düşünüyorum. Hava yolları tabii enteresan bir konu. Özellikle TAV çok ciddi bir performans gösterdi son dönemde. Türk Hava Yolları biliyorsunuz geçtiğimiz enflasyon rallisinde Ereğli'nin yerini alan bir hisse senediydi. Birazcık hava yolları tarafında dikkatli olmak lazım. Çünkü dediğim bu jeopolitik gelişmeler hava yollarında enteresan bazı beklenmedik hareketleri de neden olabilir. Bunun da altını çizmek lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Buradaki noktalar zaten yatırım kısmında özellikle dinleyiciler için çok önemliydi. Çünkü burada hala gelen veriler ve gelişen olayların ışığında piyasa hareketlilik gösteriyor. Aslında canlı bir piyasa var ama evet, buradaki canlı piyasa bizim beklentilerimizle birlikte çok da iyimser değil ama biraz daha panik havasında maalesef yurt içinde daha fazla hissediyoruz. Şimdi önümüzdeki süreçte de yani Türkiye gündeminin içerisindeki dinamikler zaten çok hareketli ve farklı ama bir noktada da ne dedik? Bu orta ve uzun vadede önümüzdeki üçüncü çeyrek, özellikle ikinci çeyrekle başlayacak olan biraz daha belki ihracat tarafı da dikkat çekecek jeopolitik anlamda. Bu noktalara da geldiğimizde o zamanki şirketleri de konuşuruz. İhracat kısmında, enerji kısmında belki de neler var? Oradaki hisseler nasıl hareket edecek? Beklentiler ne olacak? Onları da değinmiş olacağız. Ama şu anki süreçte de en azından yatırımlarını nasıl bir şekilde tutmaları gerektiğiyle ilgili bilgi verdik. Peki şunu sorabilir miyim? Kripto ile ilgili regülasyonun çok yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Demiştiniz ya, altından daha belki getirisi ve ön plana çıkacağı nokta gelecek Bitcoin'in. Buradaki şunu sormak istiyorum. Ya, bu önemli bir nokta. Şimdi ben yatırımımı altında tutup güvenli liman olarak ya da Türk vatandaşı olarak işte dolarda ya da işte euroda değil de TL tarafında, mevduat tarafında tutmak şu an benim için daha karlı olarak gözüküyor ya. Ama evet, ben Bitcoin'e baktığımda hala altın kadar net ve sabit kalabilecek bir güvenli liman olarak görmüyor gibiyim. Çünkü burada hani kriptonun dinamiğinde bir beklenen boğa rallisi, işte yukarı yönlü hareketi, beklenen belki daha büyük bir düşüş var. Avrupa Merkez Bankası bu arada bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın arkasında da şöyle bir durum var. Hala Bitcoin iyi bir yatırım aracı olarak güvenli noktada değil dediler mesela. Hı hı. Arkasında evet, şu mu yatıyor Artunç Bey? Yani buradaki regülasyonların yetersizliği mi yoksa tam olarak anlaşılması mı? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya şimdi çok genç bir yatırım aracı da ve bu yatırım aracı daha yeni ETF'leri çıkarak bir likidite kazanıyor. Şüphesiz ki dünyadaki en büyük ekonomik gerginlik nedeni Amerikan dolarının rezerv para özelliğini devam ettirmesi. Amerikan doları dolara da altına da başka bir para birimine de izin vermiyor. Dünya ticaretinde kullanılması açısından. Dolayısıyla Bitcoin gibi, kripto gibi yatırım araçlarının bir noktada düzenlemesinin nasıl olacağı belli olmadan kripto ile ilgili bir güvenli liman olacak söylemi bugünden yarına karşılık bulacak bir söylem değil. Ben gidişatın ve zamanın altının yerine kriptonun alabileceği, dijitalleşmenin alabileceği bir trend gördüğüm için bunu söylüyorum. Bu bugünden yarına olmayacak elbette. Ama son dönemde özellikle ETF'lerinin artması, yani kriptoya direkt soğuk cüzdanla bile olsa yatırım yapmak yerine borsa yatırım fonları üzerinden yatırım yapma imkanı, benim bu konudaki beklentimi, yani bundan 10 yıl sonra, bundan 15 yıl sonra ya da bundan 5 yıl sonra ciddi bir kripto likiditesi, ciddi bir Bitcoin likiditesi göreceğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bu bir. İkincisi, bu hafta Tunç Yatıroğlu'nu da konuk ettik. ETF'leri, borsa yatırım fonlarını konuştuk yurt dışında. Gerçekten insanların yatırım yaparken hisse senedi riski almak açısından, evet, sizin raporlarınızı okuyabilirler, portföy önerilerinize bakabilirler. Ama bir de aracılık ettiğiniz borsa yatırım fonları üzerinden çeşitli yatırım fonlarına ulaşabilirler. Yine yabancı hisse senetlerine ya da yatırım fonlarına ulaşabilirler. O manada ben
kriptonun da ETF'inin, özellikle Bitcoin'in ETF'inin çıkmasının, diğer kriptoları, para birimlerine de bu ETF konusunda beklentilerin oluşmasının çok pozitif olduğunu düşünüyorum açıkçası. Önümüzdeki dönemde bence altınla ilgili bu yerleşmiş kanı, güvenli liman kanısı, zaten karşısında fiziki altın talebinin hala devam ediyor olması, dolayısıyla Amerika'nın bunu bir tehdit olarak görmesi gerçeğini de düşünürsek, bence kriptoyu bir miktar daha şanslı tutuyor. Kripto ne zaman ki o likitte ulaşır, o zaman hani düşünürüz, acaba altının yerini kripto aldığı için ona da belli başlı yaptırımlar gelir mi? Çünkü düzenleme konusu dünyada yok şu an. Tam bir düzenleme yok. Bizde nasıl olacak bu düzenleme kısa zamanda, onu çok bilmiyorum. Negatif olacağını çok düşünmüyorum. Ama Türkiye açısından bakıldığında bu düzenlemenin yapılması bence uluslararası kripto borsalarının da Türkiye'de daha fazla işlem görebilmesi açısından, daha fazla ulaşılabilir olması açısından Türk yatırımcısına bir pozitif seçenek olarak sunulacak. Peki, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda pazartesi günü yine tam zamanında buluşacağız Artınç Bey. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şunu da ekleyeyim ben. YouTube kanalından hem Artunç Bey'in kanalından bildirimlerinizi açıyorsunuz. Hem de Kolendi Menkul Değerleri izlerken abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimlerinizi buradan da açıyorsunuz. Her iki taraftan da karşınıza çıkıyoruz, sizlere ulaşıyoruz. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere diliyorum. Görüşmek üzere.